düşünürüz. Ali Koç bunu söylüyor. Yani yoksullar, işsizler, emekçiler, emekliler, esnaf, zanaatkar, ekonomisi zor durumda olan sanayiciler, tüccarlar, onların en büyüğü, onların çok yükseğinde olan gelir durumu itibariyle Sayın Ali Koç çocuklarının geleceğinden endişeli olduğunu belirtiyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'ların borçlanma ekonomisi iflas etmiş durumda. Türkiye 1980'lerden bu yana dünya ekonomisiyle bütünleşme adı altında borçlandı, borçlandı, borçlandı ve borçlu bir millet haline geldik. Tek tek yurttaşlar olarak da emeklimizden, emekçimizden, işçimizden, sanayicimize kadar, bankacımıza kadar hepimiz borçluyuz. Borçlu bir millet olduk. Bu yıl Türkiye'nin ödemesi gereken acil resmi rakamlara göre borç 134 milyar dolar. Bu yıl toplam borçtan söz etmiyoruz. Ve bu yine içinde bulunduğumuz 2015 yılının ödemeler açığı da 80 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. 134 artı 80, 214 milyar dolar. Bütçeyi açıyoruz, okuyoruz. 22 milyar Türk lirası bütçe açığı var. Bu da döviz açığı demek sonuç itibariyle. Çünkü bütçe açıkları da borçlanarak kapatılıyor dışarıda. Topladığımız zaman 225-250 milyar dolar arası Türkiye'nin bu yıl ödemesi gereken borç ve sıcak para ihtiyacı. Döviz bulması lazım. Beklenen sıcak para ile bu 225 milyar dolar arasında bir uçurum var. Bütün uzmanlarla konuşuyoruz, maliyecilerle, bankacılarla. Tayyip Erdoğan yönetimi kendini çatlatsa bu 250 milyar doları bulması mümkün değil. O nedenle Türkiye Ali Koçların da endişe duyduğu bir geleceğin eşiğine gelmiştir. Burada iflas eden Tayyip Erdoğan'ların ekonomisidir. Borçlanma ekonomisidir. Sıcak para ekonomisidir. Sıcak para diktatörlüğü bugün çatır diyor. Tarikat rantçılarının ekonomisi bugün sallanıyor, çatır diyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın tahtı sallanıyor. Tayyip Erdoğan'ların tahtı, saltanatı bugün sallanmaktadır. Çünkü o saltanat dış borç üzerine, borçlanma üzerine kurulmuştur. Sıcak para diktatörlüğüdür o taht, o saltanat. O nedenle şimdi Türkiye bir mecburiyetle karşı karşıya. Türkiye üretim ekonomisine geçecek. Bu içine girdiğimiz bunalımdan ekonomisine geçerek kurtulacak. Türkiye'nin önünde çözüm var, kurtuluş var. Bu çözümü Vatan Partisi temsil etmektedir. Şimdi yurttaşlarımıza o çözümü takdim ediyorum. Vatan Partisi olarak üretim ekonomisini kuracağız. Biricik seçenek önümüzde budur. Özet olarak milletimizden yetki istiyoruz. Niçin yetki istiyoruz? Bir, paranın giriş çıkışını denetleyeceğiz. Türkiye'de dolar saltanatına son vereceğiz. Türkiye'de Türk çarşılarında Türk lirası diyoruz. İki, Merkez Bankası'nı güçlendireceğiz. Merkez Bankası'nı döviz büfesi olmaktan çıkartacağız. Güçlü bir Merkez Bankası, özel, onun bunun burnunu sokmadığı, müdahale etmediği bir Merkez Bankası kuracağız. Cumhuriyet'in Merkez Bankası. Üç, faizcileri değil, küçüğünden en büyüğüne kadar sanayiciyi destekleyeceğiz. Denizli, Bursa, Kayseri, Çorum, Malatya yine eskisi gibi olacak. Bu küçük ve orta sanayi illerimiz, kentlerimiz yeniden küçük ve orta sanayinin canlanmasıyla eski şenliğine kavuşacak, kavuşturacağız. Bunun için büyük, orta ve küçük sanayimizi destekleyeceğiz ki
o küçük ve orta sanayilerimiz aynı zamanda büyük sanayiye yan ürün yapsınlar ve o yan ürünleri dışarıdan alıp ödemeler açığımızı büyütmek durumunda kalmayalım. 5. Tarım üretiminde yeniden Türkiye'yi kendine yeterli hale getireceğiz. Hatırlayınız, Türkiye dünyanın 7 ülkesinden biriydi. Kendi sırtına giydiği yünlüsünü, pamuklusunu üreten, kendi karnını kendi ürettiğiyle doyuran 7 ülkeden biriydi. Bunun koşulları var. Toprak duruyor, güneş duruyor, su duruyor. Çiftçimiz duruyor, çalışkan çiftçimiz. Yeniden o çiftçimizi destekleyeceğiz. Nasıl? Akaryakıttan alınan vergileri indirerek ucuz mazotla, ucuz faizsiz krediyle, ucuz tohumlukla, ucuz gübreyle, ucuz tarım ilacıyla. Tarımımıza hesapları yaptık. 17 milyar dolar civarında aslında Türkiye açısından bulunabilir bir kaynakla tarımımızı kanatlandırabiliyoruz. O zaman dışarıdan pamuk almayacağız, saman almayacağız, dışarıdan et almayacağız, hayvan almayacağız, diğer tohumluk ve tarım ürünleri almayacağız. Bunları kendimiz üreteceğiz. Dolayısıyla aynı zamanda Türkiye'nin sırtındaki borç yükünü hafifleteceğiz. Kredi kartı borçları hepimizin başındaki dert. Kredi kartı borçlarını buradan ilan ediyoruz. Zamana yayarak yurttaşımızı bu yükten, bu çıkmazdan kurtaracağız. Aynı zamanda Türkiye'nin banka sistemini de üretim esasına dayandıracak şekilde yeniden örgütleme şansına kavuşacağız. İşçiye ve kamu çalışanlarına insanca yaşayacakları gelir sağlayacağız ki bunlar piyasada aynı zamanda talep olsun, sanayimize talep olsun, tarım ürünlerine talep olsun. İç piyasada işçinin, emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın, zanaatkarın talebini karşılayacak, üretimi yapacak potansiyel var. Türkiye'nin üretme kapasitesi var. Onun için işçiye, emekliye, memura ücret verdiğimiz zaman, tarım ürünlerine taban fiyatı verdiğimiz zaman bu enflasyona yol açmaz. Çünkü o verdiğimiz ücret ve taban fiyatının karşılığında Türkiye'nin üretme kapasitesi mevcut. Bir milyon yolunu aşan şu anda bir konut stoku var. Bakın, Türkiye ekonomisinin çok önemli dertlerinden biri. Hatta 1.100.000'e ulaştı konut stoku. Bu konut stokunu özellikle dar gelirli yurttaşlarımızın çağdaş konut ihtiyacını karşılamak üzere ekonomik önlemlerle eriteceğiz. Yani bunlar bomboş duracağına kredi mekanizmalarıyla vatandaşlarımıza bedava konutlar sağlayarak zaman zaman yer yer ve sonuç itibariyle bu konut stokunu eriteceğiz ve yurttaşlarımızı da duvarlar boş dururken içinde bunu insanlarımız yaşayacak ve çağdaş bir yaşamı sağlayacağız. Her mahalleye, her köye, halk evi, spor salonu, tiyatro salonu, bunları gerçekleştireceğiz. Hem Türkiye'mizin insanlarını çağdaş bir dünyaya açmak, aydınlatmak, sanatın güzelliklerinden yararlanan bir yaşam sağlamak, hem de ekonomimizi canlandırmak için. Bakın, bu her mahalleye, her köye bir halk evi, bir sanat, spor salonu, bunlar aynı zamanda ekonomiyi canlandıran, iç piyasada talebi arttıran etkenlerdir. Çünkü o spor salonlarını yapacağımız malzemeler Türkiye'de üretilmektedir. Çimentosu, kiremiti, elektrik malzemesi, demir aksamı vesaire, bunların hepsi Türkiye'de üretimi canlandıran bir rol oynayacaktır. Suriye, Irak, İran, Azerbaycan gibi komşularımızla hem güvenlik alanında hem ekonomik alanda işbirliği yapacağız. Bu güneydeki özellikle Hatay'dan, Adana ve Mersin'den başlayarak Kilis, Gaziantep, Mardin, Urfa, Diyarbakır, Hakkari'ye kadar uzanan tarım alanlarımızda, çarşılarımızda, esnaf, zanaatkar ve sanayi üretimimiz açısından çok muazzam bir olanak.
Yani güneyimizde 200 milyona yakın insan yaşamaktadır. Komşularımız da onların sanayi ürünü taleplerini, tarım ürünü taleplerini karşılayacak bir Türkiye ekonomisi mevcuttur. İkincisi, bu işbirliği sayesinde bölücü terör örgütleri, yobaz terör örgütleri tasfiye edilecek ve bölgeye huzur ve barış da getirilecektir. Aynı zamanda enerji güvenliğimizi sağlayacağız. Bakın, Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomide enerji sorunudur ve ithalatımızın da en büyük kesimini enerji fiyatları ve enerji bedelleri, tutarları belirlemektedir. Bu nedenle enerji güvenliğimizi de bu İran-Irak'la özellikle işbirliği sayesinde sağlayacak ve oralardan ucuz enerji karşılayacağımızı İran'la, Irak'la, diğer komşularımızla yaptığımız görüşmelerde de belirlemiş bulunuyoruz. Bu tamamen havada bir vaat değildir. Komşularımızla Rusya ve Çin gibi, Hindistan gibi önemli ticaret ortaklarımızla alışverişimizi milli paralar üzerinden yapacağız. Yani dolarla değil, Türk lirasıyla, rubleyle, Çin parasıyla, Hindistan parasıyla, tabii Türkiye'nin tarafı olduğu bu ilişkilerde Türk lirasıyla. Yani doları Çin, Hindistan'dan komşularımıza kadar ve Rusya, bunlar bizim en büyük ticaret ortaklarımızdır. Doları bunlarla ilişkilerimizde ara kullanılan para olmaktan çıkartıyoruz. Türk lirasını getiriyoruz. Böylece Amerika'ya haraç vermekten ekonomimizi kurtaracağız ve dış ticaret açığımızı bu yolla da kapatacağız. Sanayicilerimizle görüşüyoruz. Diğer üreticilerimizle, tüccarlarımızla görüşüyoruz. Ne istiyorsunuz diyoruz. Bu çok önemli. İki önemli reform talebi var. Biri adalet reformu, hukuk reformu. Bu tarikat rantçıları, sıcak para komisyoncuları bir yandaş ekonomi kurdular. Hukuku ayaklar altına aldı Tayyip Erdoğanlar. Yandaşları besleyen, ekonomide kaynakların verimliliğe göre akışını engelleyen, torpilleyen, verimlilik yerine kaynakların yandaşa, eşe, dosta, tarikat yandaşına akmasını sağlayan bir ekonomik nizam getirdiler ve ekonominin temellerini dinamitlediler. Biz ekonomiye hukuk ve adalet getireceğiz bir reformla. Yani ekonomide ekonominin kuralları işleyecek. Yoksa yandaşlık, hile, hurda, hırsızlık, yolsuzluk ekonomiyi bunlar yönlendirmeyecek. O nedenle sanayicilerimizle, tüccarlarımızla, esnaf ve zanaatkarımızla baş başa oturup ekonomiye bir adalet ve hukuk reformu getireceğiz. Diğer önemli bir talep eğitim reformu. Türkiye artık teknolojisini geliştirmek, verimliliği artırmak için nitelikli insan gücü kullanmak durumunda. Yani ekonomide verimliliği arttırmak, çağdaş bir sistem kurmak açısından Türkiye'nin çok yakıcı ve derhal uygulanacak bir ekonomik reforma ihtiyacı vardır. Eğitim reformuna ihtiyacı vardır. İnsan kaynaklarını zenginleştirmek açısından Cumhuriyet ekonomisi sabote edilmiştir. Cumhuriyet'in aydınlanma ekonomisi, nitelikli insan yetiştiren, değerli Cumhuriyet yurttaşı yetiştiren, namuslu yurttaş yetiştiren Cumhuriyet eğitimi torpillenmiştir. Biz yeniden o Cumhuriyet eğitimini modern, çağdaş koşullar altında ekonomimizin verimlilik ihtiyacına göre düzenleyeceğiz. Bütün bu nedenlerle vatandaşımızdan yetki istiyoruz. Milletimizden yetki istiyoruz. Vatan Partisi borçlanma ekonomisinin battığı bu koşullarda üretim ekonomisini kurmaya hazırdır. Üretim ekonomisini kuracak birikimi, uzmanları, programı, siyasetleri, kararlılığı ve halka bağlılığı mevcuttur. Bizim üreticiye bağlılığımız, sanayideki üreticiye, tarımdaki üreticiye bağlılığımız, çarşılarımıza vefamız ve sadakatimiz bu üretim ekonomisini kurmak için esastır. Yurttaşlarımızın taleplerine göre Türkiye'yi borçlanma ekonomisinden kurtaracağız ve
üretim ekonomisini kuracağız. Bu amaçla yurttaşlarımızdan yetki istiyoruz. Milletimizin bize güvenini hiçbir zaman boşa çıkartmayacağız. Saygılarımızı sunuyoruz. Sorularınız varsa buyurun. Efendim, ben kapatmak istiyorum. Buyurun efendim. Buyurun. Hangi kaynakla olacak? İktidara geldiğinizde uçurumun kenarında olduğunu söylediğiniz bir ekonomiyle karşı karşıyasınız. Evet. Anayasayı değiştirecek misiniz? Bu adalet hukuk reformuna dahil olacak. Evet. Dış borç nasıl ödenir? Dış borç bir türlü ödenir. İki türlü ödenmez. Üreterek ödenir. Üretmek dışında bir dış borç ödeme şansınız yok. Yani Türkiye şuna alıştırıldı, dilenciliğe. Efendim ben dilenirim. Amerika'dan dilenirim, İngiltere'den dilenirim, Lüksemburg'daki bankalardan dilenirim, giderim Katar Şeyhinden, Suudi Arabistan'dan dilenirim. Onlara Türkiye'yi örümcek ağlarıyla örmeyi vaat ederim. Türkiye'yi kuyulara atarım, bana Katar Şeyhi, falanca şey, falanca Suudi Kralı para verir. Ondan sonra ben de giderim Suriye'ye terör ihraç ederim bunun karşılığında Amerika'nın dayatmalarıyla. Böyle bir dış borç ödeme modeli yok. Tayyip Erdoğanlar bunu yaptılar ve Türkiye'yi batırdılar. Dış borcu bir türlü ödeyebilirsiniz. Türkiye'nin kaç milyon nüfusu var? 77 milyon. Bunun kaçı çalışabilir yaştadır? Aşağı yukarı 50 milyon. Siz bu 50 milyon insana bir çalışma alanı, iş gücünü kullanabileceği verimli olarak bir çalışma alanı açar ve bu büyük iş gücünü seferber ederseniz, Türkiye'nin emek gücünü seferber ederseniz üretirsiniz, o ürettiğinizde de borcunuzu ödersiniz. Bunun dışında başka bir şey yok. Yani uzaydan, aydan falan filan size başka türlü bir şey gelme şansı yok. İşte onun için biz üretim ekonomisinden söz ediyoruz. Bu üretim ekonomisi dış borçları ödemenin esasıdır. Fakat bunun dışında şu tür tedbirler de var. Bir, bu borçlandığımız ülkelerle ve borçlandığımız ülkelerin sermaye kesimleri, bankalarıyla falan aynı zamanda bu dış borçlarımızı konsolide edeceğimiz, zamana yayabileceğimiz anlaşmalar da yapacağız. Gel arkadaş diyeceğiz ya, sana imanımız gevredi, bu kadar faiz verdik, kanımızı emdiniz sülük gibi. Bizim ödeme kabiliyetimiz kısa zamanda yok. Bize ferah bir şekilde üretim yapmamız için fırsat vereceksiniz. Başka çaresi yok bunun. Onun için size olan borçlarımızı diyelim 10 seneye, 15 seneye, 20 seneye yayacağız. Bizim boğazımızı fazla sıkamazsınız. Bu şekilde dış borçları zamana yayan, erteleyen anlaşmalar da yapacağız. Bunu birçok ülke yaptı. Bunun için başı dik olmak lazım. Amerika'ya teslim olursanız veya dünyanın küresel finans merkezlerine böyle bir şansınız yok. Vatan Partisi'nin başı dik hükümeti demin söylediğim üslupla dış borç ödemelerini yayma şansına sahip bir. İki, iç borç ödemeleri. İç borç ödemelerinde de zamana yayma şansımız var. Bunlar kanunlarla olur. Yani bir kanun çıkartırsınız, devletin ve özel sektörün iç borç ödemelerini zamana yayabilir ve erteleyebilirsiniz. Bu tür tedbirlere de başvuracağız. Ama bunları öncelikle belirtmedik. Neden? Çünkü borç ödemenin esası aile ekonomisi gibidir. Gibi siz de aile, bir ailenin içindesiniz. Aile ekonomisi borcunu nasıl öder? Kazanarak öder. Evde eş çalışmıyordur, eş de çalışır. Çocuk gider berberde çırak olur. Öbürü bilmem ne yapar. Yani evdeki bütün iş gücü potansiyelini seferber edip eve gelen geliri arttırdığınız zaman evin borcunu ödersiniz. Milli ekonomiler için de aynı şey geçerli. Onun için esas biz büyük bir üretim seferberliği. Şimdi bu üretim seferberliğini mevcut piyasa kurallarının sonsuz, sınırsız, belirleyici olduğu bir sistemde yapamazsınız iş gücü seferberliğini. Çünkü hep neye göredir özel sektör? Ya bunun karlılık oranı ne kadar? Ama siz diyelim dağları şenlendireceksiniz, zeytinlik yapacaksınız, Diyarbakır'la Siverek arasındaki bazalt kayalarını kaldırıp orayı tarıma açacaksınız vesaire. Bunlar özel sektör açısından karlı yatırımlar değildir. Ama kamu sektörü
mecmu gelire, toplam gelire olan katkısını, katma değerini hesap ederek bu tür kamu yatırımlarına girişir. Hem bölgeler arası dengeleri sağlar, hem de mevcut iş gücünü seferber eder. Şimdi sadaka, bakın şimdi mevcut partiler, AKP olsun, CHP olsun, ne diyor? Sadaka. Hep şunu vaat ediyorlar. Ben ya, boş yatan adama şu kadar vereceğim, bilmem niye bu kadar vereceğim. Hayır, biz boş yatan adama iş vereceğiz. Sadaka diye verilen o parayı da ücret olarak vereceğiz fazlasıyla. Ücret olarak vereceğiz, sadaka vermeyeceğiz. Aynı zamanda yurttaşımızın başarılı, onurlu bir şekilde çalışarak yaşamasını sağlayacağız. Siz devlette kaynak buluyor musunuz? Yani AKP iktidarı olarak sadaka veriyorsunuz değil mi? Şehre bilmem şu kadar veriliyor, bu kadar veriliyor, şu yardımı, bu yardımı. O evde insanlar boş yatıyor. Sadaka vereceğinize o insana iş verin. İş yok, iş var. Sonsuz iş var. Eğer ekonomiye özel, sırf özel sektör açısından bakarsanız iş yok. Ama siz kamu ve özel sektörün uyum halinde olduğu bir milli ekonomiyi savunuyorsanız ve ekonominin esas amacının da milletin, halkın refahı olduğunu düşünüyorsanız işi istediğiniz kadar icat edebilirsiniz. Sadaka vereceğime yollar yaparım, zeytinlikler yaparım. Ondan sonra diğer sahillerimi şenlendiririm, ağaç dikerim. Yani ağaç dikmek bile sonsuz iş. Yani Türkiye'nin ormana ihtiyacı var ve her orman aynı zamanda ekonomik gelir. Mesela onu söylüyorum. Ama hangi özel sektör ağaç diker? Var mı ağaçta verimlilik? Değil mi? Ama kavak ağacı olabilir sulak yerlerde. Ha, onun için bir karma ekonomi Türkiye'nin önündeki zorunluluktur. Her bakımdan namuslu yaşamak, gelir dağılımının adil olması, bölgeler arası dengenin kurulması, kamu yatırımları. Buyurun. Efendim, tüm bu söylediklerinizi hayata geçirmenin, betonatın ekonomisine geçmenin belli bir zaman alacağını düşündüğümüzde, faize karşı, yani Türkiye'ye borç verenlere karşı bir savaş açmak piyasa dengelerini alt üst etmez mi? Diye bir soru bu. İkinci sorumda Ahmet Davutoğlu Amerika'da görüştüğü ekonomi uzmanlarının Türkiye için bir kriz beklentisi içerisinde olmadıklarını belirtti. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Son olarak da 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin yine birinci parti olarak görünüyor kamuoyu araştırmalarında. Siz de partiniz için bir araştırma... Ben başından, son sorudan başlayayım. AKP saltanatı yıkılacak. Bakın 3 ay var değil mi? AKP saltanatı yıkılacak. Neden yıkılacak? Çünkü bu yıl 225 milyar dolar arası sıcak para bulma sorunuyla karşı karşıya. Bunu başarma şansı yok ve ekonomide çok derin bir kriz başlamıştır. Bunun sorumlusu AKP'dir. Kriz lafından bile korkuyorlar ama bütün açıkladıkları programlara bakınız, krizin itirafı. 6 Kasım'da bir basın toplantısı yaptı. Yeniden dönüşüm hamlesi başlığı altında Davutoğlu. O basın toplantısında 11 bakanını yanına sıraladı ve o basın toplantısında açıkladıkları metni maalesef basınımız çok iyi incelemedi. O metin bir cümleyle özetlenebilir. Diyor ki Davutoğlu, bizim borçlanma ekonomimiz iflas etmiştir. İflas. İflas ne demek? İflas kriz demek. Yani bir ekonomik sistem, rejim iflas ediyorsa o krize girmiş demek. Yani çark dönmüyor. Krizin Türkçe anlamı ne? Bir yerde çark dönmediği zaman bu kriz. Çarkı döndürme şansını kaybettiklerini kendileri itiraf ediyorlar. Onun için AKP ekonomisi çıkmaza girmiştir. Bir kayaya dayanmıştır. Yine o yapısal dönüşüm hamlesinin alt başlıklarını okuyalım. Zaten yapısal dönüşüm ne demek? Niye yapıyı dönüştürüyorsun? Madem senin ekonomin çok güzeldi, madem borçlanarak Türkiye'yi götürüyordun ey Davutoğlu, ey Tayyip Erdoğan, niye yapıyı değiştirmek zorunda kalıyorsun? Yapısal dönüşüm lafı bile bir krize işaret ediyor. Sen o yapıyı nasıl dönüştüreceksin? Benim yapım diyorsun, harap oldu, bitti. Yeni yapıya kuracağım diyorsun. Bir yapı yıkıldığı zaman, harap olduğu zaman yeni yapı, bu krizin işaretidir. Kaldı ki o yapıyı kurma şansları yok. Çünkü onlar sıcak para diktatörleri. Ve onlar
tarikat rantçıları, tarikat rantçıları ve sıcak para komisyoncuları yeni bir ekonomi, üretim ekonomisi kuramaz. Çünkü o menfaatler üzerine oturmuş durumdalar. Onların altı şimdi çöküyor. Tahtları sallanıyor. Bu sonuncu sorunun cevabı. Bizim kendi oyumuzu mu söylüyorsunuz? Üretim ekonomisinin oyu neyse Vatan Partisi'nin oyu. Türkiye üretim ekonomisine geçecek. Bu bir mecburiyet. Bu bir mecburiyet, bir seçenek değil. Bakın Türkiye'nin önünde iki seçenek yok. Borçlanma ekonomisi mi, üretim ekonomisi mi? Böyle bir seçenek yok. Tek seçenek var, üretim ekonomisine geçecek. Türkiye'de üretim ekonomisini savunan bugün Vatan Partisi'nden başka hiçbir parti yok. Hiçbir parti yok. Bütün partileri inceleyin. Hepsi küresel merkezlerin dayattığı o dışa açılma, dünya ekonomisiyle bütünleşme programlarını savunmaktadırlar. Ve o nedenle Vatan Partisi'nin oy potansiyeli Türkiye'deki üreticilerin potansiyeliyle eşittir. Yani bütün işçiler, çiftçiler, sanayiciler, küçük esnaf, zanaatkar, büyük sanayici, büyük tüccar dahil üretimle ilişkili bütün sınıf ve katmanların oyları Vatan Partisi'nin potansiyel oylarıdır. Ve bunlar mecbur bu üretim ekonomisini desteklemeye mecbur olan kesimlerdir, sınıflardır ve bütün milletimizin oyunu alacağız. Biz kimin oyunu almayacağız? Bir, hortumcunun oyunu almayacağız. Hortumcunun oyuna talip değiliz. İki, tarikat rantçısının yani bu yandaşlar, mandaşlar, yolsuzlukla, hırsızlıkla beslenen kesim var ya, o zaten bize oy vermez. Biz onlara da talip değiliz, tarikat rantçılarına. Bir de sıcak para komisyoncuları, yani yüksek faizlerle Türkiye'nin kanını emen sülükler. Biz sülüklerden oy istemiyoruz, yurttaşlardan oy istiyoruz. Sülüklerin oyuna talip değiliz. Cumhuriyet yurttaşlarının, üreticilerin oyuna, çiftçinin, işçinin, emeklinin, emekçinin, esnafın, zanaatkarın, çarşıların, sanayinin, fabrikaların, tüccarların oyuna talibiz. Sülüklerin oyuna talip değiliz. Sülüklerin oyları AKP'ye gitsin. Üreticinin oyu Vatan Partisi'ne gelecek. Ben buyurun. Şimdi Vatan Partisi'nin üretim ekonomisi programını açıkladınız. Peki toprak reformunu düşünüyor musunuz program içerisinde? Tabii toprak reformu Türkiye'nin diyelim 200 yıllık bir ihtiyacı. Yani Türkiye'nin çağdaşlaşmasının temelindeki olay, sosyal değişme, özgürleşme. Toprak reformunu sırf ekonomi olarak düşünmeyelim. Özgürleşme olarak düşünelim. Kadının kurtuluşu olarak düşünelim. Kadının dayak yememesi, saçlarından sürüklenmemesi olarak düşünelim. Yani biz hepimiz 8 Mart'ta dün çıktık, kadınlara özgürlük dedik, kadınlar eşit olsun dedik falan. Peki toprak reformu yapmamış, ağalıktan, aşiret reisliğinden, beylikten kurtulmamış, yanaşmaların, kulların olduğu bir ülkede kadına yapılan muamele nedir? İşte onları görüyoruz. Özgecene yapılandır. Yani onun için toprak reformu hem bir ekonomik ihtiyaçtır, özgür çiftçiyi yaratmak, çiftçiyi topraklandırmak, çiftçiyi mülk sahibi yapmak. Toprak reformu bir mülksüzleşme programı değildir. Özel mülkiyeti sağlama, yayma programıdır. Yani büyük tekeller halinde ellerde toplanan orta çağ üretiminin yapıldığı toprakların, modern üretime bir şey demiyoruz, orta çağ üretiminin yapıldığı o usullerle üretim yapılan toprakların geniş, toprak isteyen yoksul veya az topraklı köylünün elinde modern üretime dönüştürülmesi olayıdır. Bu bakımdan ekonomik boyutu var ama aynı zamanda özgürlük boyutu var. Tabii toprak reform. Ama ben deminki programda bunu zikretmedim. Sebebi biz size şimdi acil, yani bu üretim ekonomisine geçişin acil sorunlarını sunuyoruz. Biraz evvel arkadaşımız da söyledi. Peki bunu ne kadar zamanda başarabilirsiniz? Bakın bunu tarımda çok hızlı başarırız. O soru cevabı eksik kaldı. Tarımda çok hızlı başarırız. Neden? Su duruyor, güneş duruyor, toprak duruyor, çiftçi duruyor. Siz o çiftçiyi desteklediğiniz, yeniden ekebilir hale getirdiğiniz zaman ekme, biçme, toprak üzerinde çalışma şevkini desteklerle yönlendirdiğiniz zaman, ateşlediğiniz zaman hızlı bir şekilde Türkiye yeniden birkaç yıl içinde tarımda kendine yeterli hale gelebilir.
Sanayi de biraz daha zaman ister. Yani Kayseri, Denizli, efendim Bursa, o bizim orta sanayi merkezlerimizi tekrar canlandırmak, tekrar orada tezgahların kurulması vesaire, makineler, şunlar bunlar falan. O biraz daha, yanınızda sanayi genel müdürü oturuyor. Bizim merkez karar kurulu üyemiz. O bu işleri çok iyi bilir. Sanayide bu biraz daha orta vadelidir ama onu da yapmak zorundayız. Çünkü bugün ihracatımızdaki sanayi içinde bile dışarıdan ithal ettiğimiz sanayi ürünlerinin oranı %60-70, öyle değil mi Bülent Bey? Evet. Evet. Yani mesela siz diyorsunuz, ben diyorsun sanayi ürünü ihraç ediyorum. Bakıyorsun o ihraç ettiği sanayi ürünün içinde %70 ithal ettin. Yani dışarıdan ithal ettiğini tekrar ihraç ediyorsun. Borçlanma da onun için artıyor. Ve borçlanma da onun için artıyor. Ama bu nasıl oldu bu? Bursa'yı yıktın. Denizli'yi yıktın. Adana'yı yıktın. Kayseri'yi yıktın. Çorum'u yıktın. Malatya'yı yıktın. Onları yıkma pahasına. Ha şimdi biz yeniden onları canlandıracağız. Üret arkadaş diyeceğiz. Ve burada dünya piyasalarıyla kendi milli piyasamız arasında duvarları tekrar kısmen koyacağız. Yani gümrüklerimizi. Yani gümrükleri açtığın zaman Bursa yıkılır. Gaziantep yıkılır. Gaziantep'e, Bursa'ya ne dediler? Efendim sen dünyaya açılacağız. Bu gümrükleri kaldıralım. Avrupa Gümrük Birliği'ne girelim. Sonuçlarını yaşıyoruz. Bakın şimdi Avrupa Gümrük Birliği ilişkilerimizi gözden geçirmek zorundayız yeniden. Ne hale geldi? Amerikan malları da oradan girecek. Transatlantik anlaşmalarıyla falan filan. Ya Türkiye tamamen kendi üreticisini yıkan iktidarlar tarafından yönetiliyor. Ama biz şimdi üreticiyi koruyacağız. Gümrüklerimizi de koruyacağız. Paranın giriş çıkışını kontrol ederek koruyacağız. Emeğin giriş çıkışını kontrol ederek koruyacağız. Türkiye ne hale geldi? Doktor ithal ediyor değil mi? Türkiye'nin şu anda, şimdi rakamı yanlış söylemeyeyim ama 10 bin falan gibi bir şey hatırlıyorum. Yani 10 bin doktoru işsiz, dışarıdan doktor gelecek. Neden? Ucuz doktor geliyor. Yani sen kendi insanına verdiğin maaşın altında adam getirerek Türk doktorunu işsiz bırakacaksın. O gümrüklerin kalkması süreci, malların serbestçe girmesi, Turgut Özal ekonomisi, paranın serbestçe girmesi, malların serbest girmesinden sonra şimdi emeğin serbest girmesi noktasına geldi. Türkiye'de kendi emekçimizi koruyacağız, kendi üreticimizi koruyacağız. İş adamlarının partinize bakış açısı nasıldır? Son dönemde Türkiye'den ve Batı'da gerçekleştirdiğiniz iş adamlarına da kapınız açık mı? Efendim, Türkiye'de sanayiciler ve tüccarlar en büyüğüne kadar Vatan Partisi'ni konuşuyor ve Vatan Partisi'ni destekleyecek, göreceksiniz. Siz hangi sanayiciyi sıcak para diktasına ve yüksek faize ikna edebilirsiniz? Ne demek sanayi üretimi? Türkiye'de ne geldi başlarına? Şu anda bir ekonomist arıyor. Ne geldi? Türkiye'de sanayici ve tüccar kenarlara itildi. Bugünkü mafya ekonomisi sanayicilerin ve tüccarların ekonomisi değil. Sanayicilerle konuşun. Sanayiciler diğer emekçi sınıflar gibi Türkiye'de aşağıya bastırıldı. Yüksek faiz, ondan sonra borçlanma ekonomisi demek sanayicinin baltalanması demek. Sanayici baltalandı. Ve onun için bakın sanayiciler feryat ediyor ve bu hükümete cepheden karşılar. Biz ise sıcak paraya giden kaynaklar, rantlara giden kaynakları alacağız sanayiye, üretime, emekçiye ve o sanayi üretimini örgütleyen iş adamlarına aktarmış olacağız. Onun için bugün İşçi Partisi'ne sanayiciler arasında büyük bir, çok özür diliyorum, Vatan Partisi'ne Yaşar Okuyan da bağışlasın beni, Vatan Partisi'ne sanayicilerden çok büyük bir ilgi var. Çok büyük ilgi var. Sanayici görecekseniz Vatan Partili olacak. Vatan Partili olmaya başladı.